Batman'da yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölü Havzası su tutmaya başladı. Ziyaretçiler artık suya gömülen 12 bin yıllık Hasankeyf'in üzerinde teknelerle gezecek. Camileri, türbesi, zaviyesi ve binlerce yılın izlerini taşıyan mimarisiyle meşhur Hasankeyf artık su altında. Ama yine de ziyaret edilebilecek. 5 ili kapsayan Ilısu Barajı Dicle ve Botan vadilerinde yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 25 metreyi aştı ve şu anda bulunduğumuz eski Hasankeyf içindeki karayolu da suya gömülmek üzere. Yapımı tamamlanan Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü Havzası altında kalan, taş devrinden Osmanlı dönemine kadar 1453 eserin günümüze kadar ulaştığı Hasankeyf Antik Kenti'nde artık teknelerle gezilebilecek. Ilısu Barajı ile birlikte bölgede yaşayanlar turizm alanında faaliyet göstermek için umutlandı. Bu çerçevede turistik tekneler satın alındı. Tekneler şu anda suyla buluştu ancak montajları yapılıyor. Turistlerimiz bu alanda tekne turlarıyla seyahat edebilecekler. Yani Hasankeyf'in turizm geleceği parlak görünüyor. Üstelik bölgenin turizmine ilişkin başka planlar da var. Çok çeşitli projeler üretiliyor. Yani su turizminden tutun kültür turizmine, yamaç turizminden tutun paraşüt turizmine kadar bu alternatifler tamamen masada. Bölgeyi merak edenler montaj ve ihale sonrası hazır hale getirilecek teknelerle gezintiler yapabilecek.